Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, söz verdiğimiz üzere üçüncü videoda yine beraberiz. Biz verdiğimiz sözü tutarız kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, daha önce çektiğimiz iki videoyla ilgili insanlar ciddi teveccüh gösterdiler. Sevenler, sevmeyenler, dost olanlar, düşman olanlar. Bazılarının yüreğine dokunduk, bazılarının kalbine. Bazılarının da fikriyatını ancak bunun üzerine Jandarma Genel Komutanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle dendi: Sedat Peker'in açıklamasında geçtiği üzere o kız helikopterle alınmadı, o hanımefendi rahmetli. İşte böyle bir şikayet olmadı. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, ömrüm devletin içerisinde geçti. Amacım devleti kötülemek asla değil. Dünya yerinden oynasa asla böyle bir şeyin içerisinde olmam kardeşlerim. Çünkü biz kendimizi tanıtırken çocukluğumuzdan beri hep şunu derdik: biz bu vatanın fedaileriyiz. Biz bu vatanın eserden geçtileriyiz. Biz bu vatanın delileriyiz derdik. Kıymetli kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nda deliler taburu var. Bunlar vatanı en çok seven ve her türlü fedakarlığı yapmak için kimse var mı dendiğinde sormadan öne çeken kişilerden oluşur. Bir rivayete göre onların başındaki abilerine, dostlarına da Baba Sultan denirmiş. Bana Balkanlar'da böyle anlattılar. Ben oradaki dergahlarda, oradaki şeyhlerden böyle öğrendim. Oradaki pirlerden böyle öğrendim. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, devlet ebed müddet, devlet kutsal. Ama devletin içinde görev yapan her insanın söylediğini kutsal kelam olarak kabul edeceğiz diye bir kanun yok. O günü şöyle bir hikayeyle canlandıralım, bir iki dakikalık. Rahmetli kızcağız jandarmaya gidiyor. Ben Tolga Ağar, Mehmet Ağar'ın oğlu, röportaj, derin devletimizin başı, röportaj yapmaya gittim. Bana böyle böyle tacizde bulundu, tecavüzde bulundu. Hanımefendi, şikayetinizi aldık. Siz doktora gidip bu konuyla ilgili yarın bir rapor alın. Tamam. Bu müracaatı alan kişi, efendim böyle böyle sayın milletvekilimizle ilgili böyle bir şikayet oldu. Bu konuyla ilgili ben size döneceğim. Komutan. O komutan sonra daha büyük bir komutan. Ertesi günü nasıl olduysa 18 yaşında kız öldü. Kendiliğinden. Ya cıvıl cıvıl hayat dolu kız. Ya nasıl öldü? Bir gün evvel şikayet edip bir gün sonra öldü. Helikopterle kız alınmadı. Biz kız helikopterle alındı demedik. Tolga Ağar'ı babası Mehmet Ağar helikopterle aldırdı dedik. Kız yaz ölü. Jandarma komutanı bir üst komutanını arar. Efendim der, böyle böyle o kız ölmüş. Yanıma gelir. Yanına gelir tabii komutan. Öbür daha büyük komutanın yanına bir hikaye yazıyoruz. Evle ya, tiyatro. Çünkü yaşanılan her şey tiyatroya döndü. Bir tiyatro da biz yapalım burada. Büyük komutan öbür komutana der ki, ya zaten kardeşim, kızın psikolojisi iyi değilmiş. Ülkede zaten gergin. Kızcağız da ölmüş gitmiş. Tahkikata gerek yok der. Tiyatro bu ya. Ayrıca de şöyle de, sen çok başarılı bir komutansın. İnşallah önümüzdeki zamanlarda çok iyi bir paşa olacaksın, general olacaksın. Emredersiniz efendim. Hani şikayet? Yok. Gitti. İnsan psikolojisinde suçlu tanımı vardır. Kendini koruma refleks. Ya neden arkadaş? O kadar bu ülkede olay oluyor.
Benle ilgili yok Bitcoin'i de o yaptı. Yok PKK onu da bunu da yaptı. Şunu da yaptı. Ya niye bir kere bir emniyet vali, savcı, genel komutanlık ya kardeşim bu adamın bununla ilgisi yok demediniz. O milletvekili. Ya ben milletim. Milletvekili kim? Benim paramla maaş alacağım, bana mı kabadayılık yapacaksın? Kimsin sen? Ben milletim ya. Bu nasıl bir şey ya? Bizim için açıklama yok. Ülkede kimse açıklama yok. Derin devletin başı Mehmet Ağar'ın ertesi günü ya. Ve ben insaf. Ya devletin namusu vardır. Devletin geleneği vardır. Devlet geleneği de savcı bu yazıyı ister. Böyle bir olay yaşanmamıştı diye tahkikatın sonucunda açıklama yapar. Ya ben hiç duymadım genel komutanlık ertesi günü böyle bir yayın yapsın. Hani bizim rahmetli kızın şikayet nerede? Gören oldu mu? Yok. Nerede? Ya kız nerede? Zaten garip bura var. Kimi kimsesi de yok. Bunların sonunda kanuni hiçbir tahkikat olmayacağını biliyorum. Göstermelik tahkikat açılsa da netice alınmayacağını biliyorum. Ama vallahi şunu biliyorum. Billahi şunu biliyorum. Tallahi şunu biliyorum. Yenileceksiniz. Yaptıklarınız gayretullah'a dokundu. Yenileceksiniz. Sadakallahü mazim diyoruz. Sadakallahü lazim. Allah doğruyu söyledi. Yüce Allah söylüyor. Ben değil. Mazlumlarla gariplerin duası arasında benim aramda hiçbir perde yoktur diyor. O dualar bana ulaşır diyor. Ben etsem benimki hemen ulaşmıyor. İnancımız gereği. Ama mazlumlar ve gariplerin duası hemen ulaşıyor. Vallahi benim kızımın gözyaşlarına yenileceksiniz. Billahi ölen o kızın yabancı nasıl olsa koruyanı edeni çevresi de yok. Haydi geldi gitti. Ya bu haberi ilk yazan gazeteci korkudan Elazığ'ı terk ettirdiniz. O kadar televizyon kanallarınız var. Milyarlarca dolarlarınız var. Derin devlet gücünüz var. Normal devleti de kullanıyorsunuz. Billahi bir tripoda, bir telefona, kamerasına yenileceksiniz. Ben yenmeyeceğim. Allah'a yenileceksiniz. Siz gayretullah'a savaş açtınız. Aynı FETÖ'cüler gibi. Onlar da cezaevinde zulme. Şimdi diyorlar ki cezaevlerinde zulmediliyor. Ya kimsenin kızına tutuklamışlar birini. Allah'a yemin olsun. Ben imtihanımı aldım. Birine eziyet etmek için onun kızına karısına olmaz. Ancak kendinizi boşa çıkarmayın. Siz benim annemin cenazesine beni yollamadınız. Siz de zalimleşmiştiniz, zulmediyordunuz. Gayretullah'a dokundu, mahvoldunuz. Şimdi de öyle yapıyorlar. O pelikancılar öyle yapıyor. O pelikancıların başı öyle yapıyor. Mehmet Ağar öyle yapıyor. Yenileceksiniz. Hani bizim kızın şikayeti? Dur bir açıklama yapalım, böyle bir şikayet gelmedi. Ya... Devletin organları. Ya biz bir onbaşı gördüğümüz zaman karşısında ya devlet de bir uzman çavuş. Hürmet ediyoruz hemen ayağa kalkıyoruz. Ya devlet de. Ya devletin orgenerali, devletin kuvvet komutanlığı böyle bir şey alet olur mu? Sen bırak insanlar derdini kendi görsün. Devletin savcılığı var. Böyle bir yazı yazdı mı size savcılık? Siz ne bu sizin de göreviniz değil ki? Ya biz bir askere hürmet ediyoruz. Ondan sonra jandarma genel komutanının Mehmet Ağar derin devlet önü açık, göbeği açık, el böyle. Onun yanında genel komutan, orgeneral böyle. Emir subayı, emir as subayı gibi. Değil emir subayı. Ya emirleri gibi. Bütün Z kuşağı denen genç çocuklar dalga geçiyor her yerde. Ya olmaz.
Siyasiler, derin devletçiler kutsal değildir. Kutsal olan devlettir. Ebed müddettir. Devlettir kutsal olan. Oğlu milletvekili, babası derin devletin başı. Kıymetli kardeşlerim, ben bazı maddelerle ilgili demiştim ki, diyet olarak parmağımı söylemiştim, keserim demiştim. İki olan. Ya öbür olayla ilgili siz niye açıklama yapmıyorsunuz? Ya açıklama yapın da. Hangi adam var, hangi müdür var, kim var, hangi saatte telefonla görüşüldü? Hepsini söyledik, el subabını anlattık, saç telini anlattık. Şöyle yapalım, benim oraya gelmem artık bundan sonra mümkün değil, gelmem. Zaten getirmek için her şeyi yapıyorsunuz, siz alıp getirin, ben kendim gelmeyeceğim. Ben diyet olarak parmağımı koyduğum her şeye Sadı, iki tane müfettiş yollayın bana. Buraya. Yalan makinesi verin, devlette var. Yalan makinesi alıp gelsinler. Kamerayı açacağız, müfettişler burada, elim burada. Söyleyeceğim, yalan makinesi yalan söylüyor dediğinde bu elim burada bir parmağı keseceğim. Ya ben parmaksız Sedat olarak anılmayı göze aldım da lütfedip iki müfettiş yollamayı da siz göze alın da. Allah var da Allah var. Allah'a yemin olsun Allah var. Bazıları da diyor çıkmış hoca gibi. Lan hoca değiliz oğlum, söyledik de biz günahkarız da. Biz hoca değiliz. Ama hoca diyor ortalarda gezen şaklabanlardan da değiliz. Adamız ulan biz adam. 18 yaşında kız ölmüş, bir kelime çıkıp söyleyemeyenlerdi. Hele gazeteciler var. Hiç katılmıyorlar bu şeylerin içine. Gazetecilik namusu der dururlar. Hani namus? Hani namus? Ya işte bunları savcılık araştırsın öyle haber. Tamam. Bugün bizzat içinde olduklarımı anlatacağım. Bizzat yaptıklarımı anlatacağım. Herkesin fısıltıyla duyup bildiği ama konuşmayanları anlatacağım, konuşulmayanları. Namus sahibiyseniz yazın. Yok. Sizin maaşınız namusunuzdan çok. Ulan bana organize suç örgütü lideri diyorsunuz. Ulan organize suç örgütü lideri diyorsunuz. Maaşınızdan olmamak içi emir askeri gibi. Şunu yaz, bunu yazma. Siz gazetecisiniz he? Sizin benim için dediğiniz, ya siz değil miydiniz dün bana? Türkiye'nin en iyi iş adamı ödülünü aldım. Halkın oyuyla aldım. Türkiye'nin en yardımsever iş adamı ödülünü aldım. Türk dünyası Hakanlık Vakfı'nı aldım. Tüm Türk devletlerinden milletvekilleri gelmişti. Hepsinin katılımıyla aldım. Suç örgütü lideri. E hani ben en iyi iş adamıydım? Hani benim polis korumalarım en muteber adamdı. Ne oldu suç örgütü lideri oldum ben? Ya bir düşünün de. Verdiler elinize. Hele o tanıyan dostlarım, kardeşlerim var. Çocukları için doğum günü videoları isteyenler, tesbih isteyenler. İçim burkuldu. Kızmadım. Ekmek parası. E namus. Şimdi ekmek parası, meslek namusu geldik mi ortaya? Ben sizin demenizle suç örgütü lideri olmam. Ben derin devlete hizmet eden 3-5 tane polisin suç örgütü demesiyle suç örgütü olmam. La dünyanın kaç yerinde var suç örgütü lideri? Bir satır yazı yazıyor. Şurada kafeterya açılışı var. Gelmek isteyen dostlarım davetlidir. Unuttunuz mu? 30 bin kişi, 20 bin kişi. Lan siz parti teşkilatlarınızla, basın desteğinizle muhalefeti şeyi kaç yerde topladınız? Ben her yerde topladım. Ben suç örgütü lideri. Sonra diyorlar ki ya bu adam her girdiği işten güçlenerek çıkıyor. Cezaevinden çıkıyor, 10 sene yatıyor, gene güçleniyor.
Anlatayım. Anlatayım size. Benim için devletin raporlarında amigo olduğum söyleniyor gençlik yıllarımda. Ya amigoların çoğu arkadaşım kardeşim. Ya baba ben hayatımda bir kere maça gittim. Bir kere de maça sabahladım. Benim hayatımdaki tüm maçlık hikayem bundan ibaret. Maça sabahladım, meclis başkan rica etti, Sivas'ın başkanı. Çocukluk arkadaşıyız, akrabayız. İşte o zaman tribün kavgaları falan var. Ya ben dedim benim uykum gelir. Ben o zamanlar gezerken elimde spor çantası, süt, yumurtayla falan geziyorum. Öyle bir tipim. 15-16 yaşlarında. Ama nitelikliyim. Bir tane araba ayarladılar, arabada uyursun diye. Onlar böyle kalabalık ordu gibi gidiyorlardı. Ben arabadaydım orada. Uykum geliyordu. Geceliğin bile uykum normal duramıyordu. Lan öyle aile çocuğuyduk biz. Hayat. Siz bana böyle yaptınız. Hayat. Ben de bana böyle yapanlara her şeyi yaptım. Ödeşmek adettendir. Ama ne diyor? İntikamı sevmeyiz. Ama kesin ödeşiriz. Allah'ın izniyle. Yüce Allah'ın izniyle kesin ödeşiriz. Kıymetli kardeşlerim, bu pelikancı olarak bilinen arkadaşların başı olarak geçen Şehit diye bir arkadaş var. Kendisini tanımıyorum. Benim yanıma gazeteci bir kardeşimi yolladı. Bir konu hariç o kardeşimle biz her zaman çok iyi anlaşırız. Severim, dik duruşu var, deliliği var, hoşuma gidiyor. O kardeşimizle biz konuşurken o kardeşimiz bana şunu söyledi. Ben dedi abi aracıyım. Böyle böyle bana rica ettiler seninle konuşmam için. Nedir? Ya bizim cenah onu sever. Serhat Albayrak da demişti ya bizim cenah onu sever. Bu arkadaş da aynısını diyor. Bizim cenah ya seviyor da niye bu? Neyse konuşacağız. Buraya döneyim. Evet kardeşim. İşte ilk videoyu yayınlamışız. İşte Tolga Ağar şeye seçildi. Marmara Birlik Teşkilat Başkanı olmuş Marmara bölgesinin. Şimdi ona bir laf dersen sen sanki hükümete laf demiş gibi olursun. Allah Allah. Tayyip Bey'e laf demiş gibi olursun. Allah Allah. İşte merak ediyorlar. Neyi merak ediyorlar? İşte Hakan Fidan'la Mehmet Ağar'ın arası açıkmış. İşte Hakan Fidan'la beraber böyle bir organizasyon yapıp sonra hükümete dedim ya bir dakika kardeşim. Ya siz deli misiniz kardeşim? Ya benim böyle büyük bir hayallerim yok. Benim temiz toplum bağırsaklar boşalsın ya böyle bir hayalim diyor. İnsan olan yerde hep kir vardır. Onu da konuşuruz. Ben çocuklarıma çekilen silahın evime kadın polis lan pezemeklerin dedim evini ararken kadın polis getiriyorlar bana. Ben pezemekten de aşağı muamelesi yapıyorlar. Göreceğiz. Lan evimde narkotik köpeğiyle kokain arıyorlar. Ulan benim karım torbacı, çocuklarım da torbacı yardımcısı. Ulan devletin namusu olur dedim. Ulan benim dedim işim bunlarla. Kim ki dedim karışır işim onlarla. Ben çocuklarım büyüdüğünde onların gözüne şerefle bakacağım. Ulan hangi erkek karısına saygısızlık yapılmış bunun intikamını almayacak. Ulan hangi adam çocuğuna bu muamele yapılmış intikamını almayacak. Ama ne? Ama şu. Olmaz. Vallahi olmaz. Billahi olmaz. Olmamalı. Dedim ki ben Sayın Hakan Fidan'ı tanımıyorum. Ben Hakan Fidan'la hayatımda hiç görüşmedim, hiç konuşmadım. Tak jeton düştü. Eyvah dedim. Dosyada bizim kedi tecavüzcülerine direniş operasyonu var ya yapılan.
Operasyondaki gibi savcıya yaptılar ya. Telefonun dinleniyor diye haber yollayıp bir aldılar dinlemeyi. İkinci parmak. Diyet dedim. Keseceğim dedim. İki müfettiş. Yalan makinesi. Satır burada. Elde burada. Hepiniz seyredeceksiniz, ben keseceğim. Ya parmaksız Sedat olmayı göz aldım ya. Artık Sedat Peker değil, artık parmaksız derler. Ya ben bu kadar eminim. E devlet. Ya. O çünkü daha derin. En derin. Derin devletin başı. Bu konuşmayı yaptık ama kafama şüphe düştü. Ulan dedim. Bizim dediler bu olayla hiç ilgimiz yok. Allah Allah dedim ya. Bir yanlışlık var. Bu işte düşünmeye başladım. Ya telefonlar gelmeye başladı. Daha birkaç gün geçmiş. İlk videoyu yayınladık. İkincisini çektiğimizde öğrendim. Daha önce öğrenseydim buna hemen girerdim. Eşkıya dizisi var. ATV'de oynuyor. Turkuaz Medya. Serhat Albayrak. Berat Albayrak beyin abisi. Esas tehlikeli beyin hep o derler. Duyarız. O FETÖ'cülere, PKK'lılara yapıyorlar ya, dizinin içine bir karakter sokmuşlar. O hafta giriyor. Karakter. Kim bu karakter? Adını Peker koymuşlar. Bir araba, arabayı süren bir arkadaş. Oradan biri Peker'le ilgili bir şey diyor. Öbürü de diyor ki, bırak onu diyor. O zaten hep böyle boş konuşur. Öyle mi? Tamam. Şimdi dolu konuşacağım. Bizim Anadolu'da bir söz vardır. Havlayacağı zamanı bilmeyen köpek eve kurt çağırır derler. Madem öyle konuşalım. Biraz dolu. Bir küvet kadar dolu. İstediğinizde havuz kadar da dolu. Beni haber yaptınız ya, ben çabuk öğrenirim. Şimdi gazeteciliğe merak saldı. Beni bir daha bir dizi karakterlerine sokun. Bak o zaman göreceksiniz. O zaman vallahi göreceksiniz. Dünyada birinci haber nasıl olunuyormuş göreceksiniz. Ben çabuk öğrenirim. Hem de çok çabuk. Bana bunu diyorlar, bizim ilgimiz yok. Kendi televizyonlarında Pelikan grubunun yönlendiriyor dizilerin içine imgeleme koyuyorlar. FETÖ'yle onunla bununla. Bana aynısını yapıyorlar. Boş konuşur, dinlemeyin. Aradım bizim Oktay Kaynarca kardeşimiz. Severim. Çocuk, gençlik arkadaşımız. Bir duruşu olan bir arkadaş. Dedim ya böyle böyle oldu. Beni arıyorlar. Beni haberim yok, mümkün değil. Dedim yapımcı arkadaşla beni bir görüştü. Aradı. Dedi ben görüşeyim. Dedim iyi sen görüş. Görüştü. Dedi ya öyle bir şey olur mu? Tam tesadüf denk gelmiş. Adamın adı Peker, boş konuşuyor. Denk geldi. Ben de çocuğum. Ben de malım ya. Dedim sen buna inandın mı Oktay? Dedi ne yapalım biliriz. Dedim ki yapılacak basit. Öbür bölümde de Peker boş konuşmazmış diye bir şey ekle. Dedi bunu yapamıyorlar. Dedim ne yapıyorlar? İşte o karakteri diziden çıkarabilirlermiş. Olmadı dedi. Ama senden Allah razı olsun kardeşim dedim. Çocukluk arkadaşıyız, rica ettim. Allah senden razı olsun dedi. Vallahi olmaz. Billahi olmaz. Senin yengeni küfür etti diye. Senin yengenin annesine, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye. Ben milletvekilini, devletin karakolunda kemiklerini kırdırdım. Yetmedi mahkemeye çıkarken biraz daha kırdırdım. Pişman mıyım? Değil. Karıya, kıza, anaya olmaz. Kötü laf olmaz. O adam yapmıştı. O adam yapmıştı. Bir tane milletvekili dostumuz var o dönem. Yanıma geldi dedi ya bu namus meselesi dedi.
Böyle söylüyorlar dedi. Ben gidip bir görüşeyim dedi. Kardeşim bununla ilgilensin. Geldi. O milletvekili, ismini söylemeyeyim. İyi bir dost, hemşerimiz. Onu da pasifize etmişlerdi. Şimdi yeni tekrardan MKYK'ya aldılar. Neyse. Karakolun amirini ayarlayacaklar. İki çocuk kavga edecek orada. Karakolun amirini ayarlayacaklar. Nezarete bunun yanına koyacaklar. Onu dövecekler orada. Kemiklerini kıracaklar. Karakol amirine bile söz geçiremediler. Herif ters çıktı. Bir şeyler oldu. Ya ben avukat kardeşimi yolladım. Manevi kardeşim gibi sevdiğim, cezaevine her gün yanıma gelen kardeşimi yolladım. Uzak Doğu dövüşçüsü. Devletin karakolunun içinde. Ben onun namusunu korudum onların. Şeref. Bana şeref. Siz ne yaptınız? Benim karıma iç çamaşırını erkek polisi aratmaya kalktınız. Pezevenklerin evine giderken kadın polis getirdiniz. Benim evime gelirken gelmediniz. Öyle ya. Pezevenk bile bizden şerefli. Siz bunları yapıyordunuz. Beni Fas'tan buraya getirecektiniz. Fas'a insansız hava aracı verdiniz. Araştırsın mı? Beni Türkiye'ye getirmek için Fas'a insansız aracı hibe ettiniz. İnsansız hava araçları oraya, ben Türkiye'ye. 4,5 uçuş iznimi iptal ettiler. Ben tam operasyon oldu gideceğim. İzin iptal oldu. Neden? Şu an bulunduğum ülke Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai izin veriyor. İtalya izin veriyor. Fas izin iptal. Ama bir önceki sefer vardı ya, oradan tecrübeliyim. Uçağa biner miyim? Ben tık yürüdüm tabii, altın içine girdim. Yüz binlerce kişinin. O dostumuz arıyor, o dostumuz arıyor, öbürü arıyor. Allah'tan Fas kralı namuslu adam. Babasından gelen bir geleneği varmış. Kendisine teslim olan kimseyi vermezmiş. Mesela Suudi Arabistan'dan gelenleri de vermiyormuş. Yani herif biraz abidik kubidik olsa kral, Allah'tan namuslu şerefli adam. Bir de normal adam olsa, hibe bize insansız hava aracı geldi yollayın dese, bunları sizle konuşamayacak. Böyle namus. Ya biz abimizin, ülkemizin cumhurbaşkanının eşine, kızına kötü laf söylediler. Serhat Albayrak senin yengene söylediler. Sen benim karıma bunu yaptırdın. O Mehmet Ağar'la beraber derincilerle. Hani namus? Hani namus? Hani şeref? Lan evimde uyuşturucu arattırıyorsunuz köpekle. Lan karım torbacı mı benim? Lan benim çocuklarım da torba mı taşıyor? Uyuşturucu paketlerini onlar mı taşıyor? Vallahi bir telefona, bir tripoda yenileceksiniz. Billahi yenileceksiniz. Fevzi İşbaşaran milletvekilinin adı. Elazığlı. Her yeri beni şikayet ediyor. Etsin. Ya ben Ergenekon yargılanmalarında. Mahkeme başkanı dedi işte siz şiddet yanlısıymış. Evet dedi. 14 yaşında bir kızın içeceğini uyuşturucu atan adamın dedim önce kolunu kırdım. Sonra ayaklarını kırdım. Kaburgalarını kırdım. En son dedim kafasını kırdım ama yetmedi dedi. Bende bu tabiat var. Ben gene aynısını yaparım dedi. Ve yaşadığım sürece aynısını yapacağım. Biz başkasının kızının namusunu kendi namusumuz üzere kabul ederiz. Tecavüz olmaz. Olamaz. Pardon. Derin devletin başı Tolga Ağar yapınca olur da. Oldu da. Biz sizle aynı meşrepten değiliz. Pelikancılar siz, Serhat Albayrak sen, o dizinin içine onu koyuyorsun. Boş konuşur. Nasıl? Bu dolu muydu? Ey gidey. Daha doluları var.
Havuz kadar olan, okyanus kadar olan, ne kadar istersen bende var. Siz Türk İslam davasına inanan gençlerin abisini çaldınız. Türk İslam davasına inanan insanların abisini çaldınız. Tayyip Erdoğan'la herkesin arasına mesafe koydunuz. Ona ayrı bir Türkiye anlattınız. Oysa gerçek Türkiye bu değil. Ona ayrı bir Türkiye anlattınız. Gerçek Türkiye bu değildi. Siz o atadığınız kadrolar var ya, bence en tehlikeli onlar. Onlar kim biliyor musunuz? Çocukken böyle biliyor musunuz kardeşlerim? Çocukken bizde fırt çektirme vardı. Mesela 4 kişiyiz. 2 kişinin parası var. Diğer 2 kişinin parası yok. İkimiz kolayı alırdık, çizgi çizerdik, hepimiz eşit içerdik. Ama mahallede bir tane kılçık olurdu. O derdi ki hayır, ben fırt çektirmeyeceğim. O zaman ne olurdu biliyor musunuz? İşaret koyardık, o kolunun yarısını içerdi kalan 3 kişi. Diyelim ben para verdim, parası olmayan 2 kişi biz şu kadar şu kadar içerdik. Yine mahallelerde böyle topu olduğu için illa ben kaptan olacağım diyen yeteneksizler vardı. Ben varken çocukken de müsaade etmezdim ama adam yeteneksiz takım kaptanı. Neden top oldu? Çünkü o zaman top da yok. O çocukken top benim deyip kaptan olanlar, parası olduğu için kolay ortak girip fırt çektirmeyenlerin hepsini bir yerlere getirdiniz. Meclis üyesi yaptınız, ilçe başkanı yaptınız, her yere getirdiniz. Ve insanların içini kan doldurdunuz. Sayın Cumhurbaşkanına olan sevgileri yüzünden susuyorlar, hala susuyorlar. Ve susacaklar. Çünkü onu seviyorlar. Ya ben Ergenekon davasında yatarken bütün herkes bilir. Herkes küfür ediyordu Tayyip Erdoğan'a. Ben Ergenekon davasındayken bulunduğum yerde bir kere küfür ettirmedi. O Stockholm sendromu var. Katiline aşık olan demek. Ya ben öyle bir sendromu yaşamadım. Ama cezaevinde yatarken Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde ben cezaevinde bile ona dua ediyordum. Bir gün Türk İslam Birliği kurulacak diye. Lan biz bu itikat üzereyiz. Biz bu inanç üzereyiz. Siz kral dairelerinde aleme akalım. Ey gidi. Vallahi diyorum yenileceksiniz. Siz pelikancılar yenileceksiniz. Derin devletimizin başıyla tuttuğunuz işler yenileceksiniz. Şimdi MİT müsteşarının kulağına yollamaya çalışıyorlar. İşte Sedat Peker'le beraber haliyle adam duyacak. Ne diyecek? Savcılar da tezgah yaptılar. Kelebek dosyasında da yapmış. Onu da sonra anlatacağım. Yargıtay aşamasında yaptılar. Şimdi MİT müsteşarına yapıyorlar. Sayın müsteşar ne diyecek? Bir akıllı adam, yetenekli de dünyada Mossad'dan sonra böyle yurt dışından adam yakalayıp getirebilen tek sistemi oluşturdu. Normal yollardan alamadılar ama kaçırttırıp getirelim. Beni kaçırmak için gelen arkadaşlara bir sözüm var. Vallahi beni öldürsünler. Bak yemin ediyorum. Ben bilemem bunlar devlet görevlisi midir, nedir, düşman mıdır? Bilemem suikastçı mıdır? Kendimi korurum. Canım yanar bir devlet görevlisiyle çatışmada ölürsem öldürürsem. Yapmayın. Ülkeler arası kanunları, FETÖ'cüleri getirdiniz, PKK'lıları. Ben FETÖ'cü değilim. PKK'lı değilim. Dinleyin ben anlatacağımı anlatayım. Öyle ya Milli İstihbarat Teşkilatı değil misiniz? Gene söylüyorum. Allah'a yemin olsun. Sayın Hakan Fidan'ı görmedim. Bir organizasyon içinde değiliz.
Bu nasıl bir kahpelik ya? Seyit Rıza'nın sözünü şimdi gel nasıl söyledi? Vallahi bu yaşıma geldim, sizin entrikalarınızı ben anlayamadım. Dert oldu diyor ya adam. Namuslu adam da. Ya düşman ama namuslu da. Şık ölmeyi bilmiş. Bizim o solcular var, o sol namusundan bahsederler. Bu gazetecilerin çoğu da kendini solcu tanıtan sol namusundan var. Vallahi solcu değilim, sağcı değilim. Bana böyle şeyler çocukça gelir. Ben insanı tanıyorum. İnsanlar bir yere ait olup içlerindeki korkuyu bastırmak isterler kardeşlerim. Dinler de bu sebeple insanlara gelmişlerdir. Aman çocuğum öldü ne olacak? Din ona sen iyi bir insan olursan cennette beraber olacaksın. Dinlerin insanların korkuları üzerine Yüce Allah tarafından gönderildiği gibi insanlar gene bu korkuyu yenemeyince bir yere ait olmuyor. Vallahi çocukluğumdan beri hiçbir yere ait olmak istemedim. Ne o takım taraftarı diyor mu? Bana komik geldi. Ama bizim solcular. Lan niye bir tane Çekovere çıkaramadınız? Deniz Gözmüş'ün hikayeleri iyi. Rahmetlinin okudum bütün anılarını, cezaevi şeylerini. Ölürken de güzel ölmüş. Yani niye bir tane çıkaramıyorsunuz? İspanya'daki partizanlar gibi. Ne hikayeler var adamların okuyorsunuz. Bak efsane. Güney Amerika'daki sola bakıyorsun neler çıkarmış. Lan niye bir tane çıkaramadın? Nasıl maaşınızdan bile vazgeçemezsiniz ki? İşte de bu kadar olay hiçbir şey yokmuş gibi. Al ben dövdürdüm. Milletvekilini dövdürdüm. Devletin karakolunda dövdürdüm. Avukat kardeşime dövdürdüm. Yeni haber yapmayacağım değil. Adam kendine diyor Avrupa'da her yeri beni şikayet ediyor. Etsin. Ama şeref, vallahi şeref, her kadının, her kız kardeşin namusu bize şeref. Hadi, ne oldu? Ben sizin namusunuz için bunu yaparken siz bana ne yaptınız? Siz miras yedisiniz. Kimin miras yedisiniz biliyor musunuz? Medineli Ali vardır. Onun gibi kahramanların miras yedisisiniz siz. Evet. Onun gibi kahramanların miras yedisisiniz. Medineli Ali öldüğünde üzerinde 10 lira çıktı. Ömrü boyunca Tayyip abiye hizmet etti. Kasımpaşa'da çocukluk yıllarından beri. Nice Medineli Ali'ler ölüyor. Ama perde koydunuz. Hiç kimse Tayyip Bey'e ulaşamıyor. Sardınız çevresini pelikancılar, onların başı Serhat Albayrak. Esas beyin o. Kıymetli kardeşlerim, buranın sıcaklığı biraz fazla oldu. Müsaadenizle şu klimayı bir açtırıp sohbete öyle devam edelim. Klimayı biraz soğuk. Bazı arkadaşlar diyorlar ki ya reis ne oluyor? Ne olsun? Oyun yeniden kuruluyor. Ya pelikancılar kendini ifade eder, derinciler kendini ifade eder, bu ülkenin evlatları kendini ifade edemez mi kardeşim? Biz de kendimizi ifade ediyoruz. Vallahi bizi cezaevine korkutamazlar. Billahi bizi ölümle korkutamazlar. Her zaman dediğim gibi biz bu vatanın delileriyiz. Biz bu vatanın fedaileriyiz. Fedaileriyiz kardeşlerim. Bu dünyada insanı iki şey öldürürmüş kardeşlerim. Bir tanesi düşmanın gösterdiği merhamet, ikincisi dostların yaptığı ihanet. Ya Sezgin Tanrıkulu açıklama yapıyor. Haliyle düşman gibi görüyoruz. PKK'ya yakın filan böyle resimler tabut başında filan cenaze görünce veya başka ya eskiden beri böyle düşman gibi. Ya adam çıktı dedi ki Sedat Peker'in
Karısına çocuğuna bu yapılmaz dedi, bu saygısızlık dedi. Gerçi Allah'a yemin olsun, ben de hiçbir tanesinin düşman gördüklerimi bile karısına, kızına, çocuğuna Allah'a yemin olsun saygısızlık yapmadım. Ya ama bana merhamet gösterenlere bak ya. Lan ölsen daha iyi de. Bir taraftan sevgili Tanrı kulu ya FETÖ'cüler bile. Hele o Fevzi İşbaş adam. Sen bana bunu yaptın diye tweet atmış adam. Ama bak onlar da senin karına çocuklarına ne yaptı. Vallahi aklımı tatile çıkardı. Billahi aklımı tatile çıkardı. Ben boş konuşuyorum değil mi? Kaç dakika oldu? 40. Bu video çok uzadı. O yüzden dolayı böyle keseceğim. Ama kısa bir süre içinde gene görüşeceğiz. Sana söyledim, ben gazeteciliği çok çabuk öğrenirim. Hem de o kadar çabuk öğrenirim ki şaşırırsın. Havlamasını bilmeyen köpek eve kurt getirirmiş. Türkiye'de haber olmak ne ki? İnternette haber olmak ne ki? Tüm dünyada birinci haber yapacağım bizi. Havlamasını bilmeyen it eve kurt getirir. Bir taraftan bizim cemaat onu sever, öbür taraftan diziye peker, o çok konuşur. Ne oldu? Bu dolu muydu şu kadar filan? Göl kadar olan var, okyanus kadar olan var. Beyin yok. Siz o makamlara nasıl geldiniz de böyle pelikancılık, ya devrim başbakanını siz nasıl yediniz arkadaş? O kendini size nasıl yedirtti ya? Şimdi hedef Hakan Fidan herhalde sizin. Bakalım bu işin sonu ne olacak? Bir de kardeşlerim bir şey daha söyleyeyim. Bugün sohbeti kapatmakta fayda var. Gerçekten çok konuştuk. Aslında esas anlatacaklarım vardı ama böyle duygusal bir duruma girdik. Biraz çok tekrara düştük. Hakkınızı helal edin ama güzel hikayeler de anlattım kardeşlerim, değil mi? Kardeşlerim. Bazı arkadaşlar diyorlar ki ya toplumda seninle ilgili iyi bir şey oluştu. Seni sevmeyen insanlar da seni sevmeye başladı. Barış akademisyenlerinden özür dile. Vallahi onlardan özür dilemem. Ancak çocukları ve eşleri benim yazdığım yazıdan dolayı kendim tecrübe ettim. O yüzden dolayı onlardan özür diliyorum. Ben ama lan bir sefer namuslu davranın. Lan son ahlakı diyorsunuz ya. Lan bir kere. Zaten bizimkinlere hiç, onlar hiç girmez böyle toplara. Beni herkese düşman ettiler. Bir taraftan da altından kuyuyu kazdılar. Lan sizle mi dövüşeyim? Bunların ya kazdığı kuyudan mı kurtulayım? Tuzaklardan mı? O tuzaklardan da kurtulacağım. Sizle de dövüşeceğim. Biz aslanız aslan! Daha çok işimiz var. Vallahi daha çok işimiz var. Bak, başında anlaştık. Bir sefer namuslu davranacaksınız. Basın konusunda. Ben Barış Akademisyenleriyle ilgili ne dediysem kesmeden vereceksiniz. Halkımız dinleyecek. Şimdi söyleyeceğim. Bizim halkımız da dinleyecek. Halkımız derse ki, lan bu adam vicdansız, katil, kasap. Kanınızı akıtacağım, duş yapacağım. Lan niye onun önünü vermiyorsun? Lan ben ne anlattım insanlara? Bakacağız kesecek ama siz kesersiniz. Fakat bizim videoda olacağı için seyretmek isteyen seyredebilir. Kıymetli kardeşlerim, namus sahibi olan herkesin yüreğine sesleniyorum. Şeref sahibi olan, vatan sevgisi olan herkesin yüreğine sesleniyorum. Bir bildiri okudum. Baktım. Ya bu bildiri resmen terör
karışık bir ambiyans var. Her yerde bomba patlıyor. Şehit cenazeleri geliyor. Öyle bir zamanda yayınladılar ki ben okudum. Benim okuduğumdan anladığım terör örgütlerine nefes kazandırmak için. Onları ön aldırmak için. Barış akademisyenliği olarak anlamadım. Terör örgütlerine direkt destek anladım. Yanlış anladım, anlamadım. Ben böyle anladım. Benden özür mü bekliyorlar? Özür dilememi istiyorlarsa o zaman bir açıklama yapacaklar. Ben normal özür de dilemeyeceğim. Ya hayvanlık etmişiz, hakkınızı helal edin diyeceğim. Ya şöyle dedim ya. Başlarken bizim ülkemizi yıkmak için uğraşan terör örgütlerine yardım etmeyin. Çünkü dedim, eğer bizim devletimiz yıkılırsa, bizim insanlarımız yüzyıllardır kaybettikleri topraklardan dolayı bir travma içindeler. Öyle ya, Akdeniz bizim Marmara Denizi gibiydi. Karadeniz gene aynı. Ege Denizi gene aynı. Şimdi 40-50 tane komşu devlet var. Oraların hepsi bizimdi. Kala kala küçücük bir yer kaldı. Orada gidecek diye herkese travma var. Bu açıklamaydı. Yazıya devam etti. Dedim ki, eğer ki bir gün bizim devletimizi yıkmayı bu terör örgütleri başarırlarsa, polis işlemez olur, adliyeler işlemez olur, askeriye işlemez olur. Kanun ortadan kalkar. Nizam ortadan kalkar. Bakkal Ahmet dedim. Kasap Recep. Berber Mustafa, bilgisayar yazılımcısı Hüseyin dedi. Bunlar ülkelerini, toprağını korumak refleksiyle mücadeleye başlarlar. Ama daha çıkıp eşkıya kovalayamayacağı için ve siz onlara destek olduğunuz için sizi bulurlar. Ancak dedim, bizim milletimizin insanı şereflidir. Sizlerin yaptığı, sizlerin desteklediğinin yaptığı terör örgütleri gibi kadınınıza, çocuğunuza dokunmayacaklar dedi. Ama vallahi sizi bulacaklar. Ve size bu yaptığınız desteğin hesabını soracaklar dedi. Sonuna da el çekimi çekilmiş o bomba olan sözü ekledim. Çünkü toplum dalgayı yükseltmek için, direnci inancı yükseltmek için mutlaka sözün sonuna kitap okuyanlar, yazanlar bilirler. Bir şey eklemek lazım. Kanlarınızla da duş alacağız dedi. Alacaklar veya alacağız dedi. Vallahi billahi gene söylüyorum. Bizim ülkemizi yıkmak için hangi terör örgütü olursa olsun, bunlara kim destek verirse versin, aynı itikat üzereyim. Ancak bu yazdığım yazıdan dolayı çocukları, eşleri korkmuş olabilir. Onlardan da özür dilerim. Gene söylüyorum. Madem Barış Akademisyenleri iki satır yazı yazsınlar. Bir tanesi yazsın temsilci olarak. Biz desin kardeşim terör örgütüne destek için bu yazıyı yazmadık. Utanırsam, nüksedersem Kur'an çarpsın. Ben de diyeceğim ki sizin yazdığınız yazıyı ben yanlış anlamışım. Hayvanlık etmişim. Hepinizden özür dilerim. Ama öyle olmaz. Benim anladığım buydu. Ve benim gibi milyonlarca insan anladı. O zaman önce siz düzeltin. Biz de özür dileyelim. Bir de ayrıyeten kapatmadan şeyi söylemek isterim kardeşlerim. Birkaç televizyoncu çıkmış Sedat Peker Amerika'ya gidip sığınırsa CIA... Lan oğlum. Lan biz öyle devlet aleyhi de tanık, gizli tanık. Lan biz ne biliyorsak buradan söyleriz. Biz devletimizin aleyhine laf söylemeyiz. Ama insanların yaptığı namussuzluklar var. Onları konuşacağız. Daha Mehmet Ağar'ın hikayeleri var. Borzakonların lideri. Benim arkadaşım. 22 sene yatıp Türkiye'ye çağırdı. Onunla nasıl? Devlet deport etti. Deport kağıdını okudum. Diyor ki Edirne'de organize şube polisiyle girilen çatışmada bir polisimiz şehit oldu diyor. Bu polisin şehit olmasını bu kişinin adamları diyor yaptı. Ama elde delil olmadığı için dava açamıyoruz. Deport Türkiye'ye girmemek üzere.
Guli, rahmetli, Borzak onların bir bölümünün lideri. Ya biz 3 gün vize ihlali yaptık diye biz Sedat Peker'iz, o ülkenin başbakanını tanıyorum ya. Evinde misafiri oldum Makedonya'nın. Diğer parti liderlerinin hepsini tanıyor. Ya ben 3 gün ihlalden dolayı deport aldım, onu kaldıramıyorum. Organize şube polisini öldüren, öldürdüğü devletin resmi yazısında, deport kararında organize şube müdürünün altında imzası var. Resmi evrak. Bileğimi kökünden keserim yoksa böyle bir şey. Parmaktan vazgeçtik. Çolak Sedat olacağız. Ya bu adamı deportu kaldırıp Türkiye'ye getirdi ya. Derin devletimizin başı. Vallahi Cumhurbaşkanı yapamaz bunu. Ya bu yapılabilecek bir şey değil. Polis katili ya. Öyle geçiyor. Ve Mehmet abi getirdi bunu. Niçin biliyor musunuz? Mübariz Maksimov'u öldürtmesi için. Çünkü mübariz bundan geri geri almak için uğraşıyor ya. Oradaki yat limanının özelliğini biliyor musunuz? Milyar dolar değerinin haricinde, hani FETÖ'cü deyip mübarize çöktüler, aldılar ya oteli de orayı. 40-50 metre büyüklüğündeki yatların yanaşabildiği o bölgedeki tek liman. Yani gemi büyüklüğünde yatlar. Yani 4,5-4 ton 900 kilo kokainlerin 5 tonların doldurulup getireceği limanlar. Ya hani gazeteci namusu? Ya mübariz orada yaşayan bir adam. Ben adam arkadaş da değil. Arkadaş seviyorum. Saygı duyuyorum ama biz hiç yan yana gelmedik. Yüz yüze hiç gelmedik. Ya neden mübarize gidip birini sormuyorsunuz? Ya bu Mehmet Ağar seni öldürtmek için Guli ile. Guli nasıl geldi buraya, deport olmuş adam? Ya polis katili. Öyle geçiyor. Organize müdürün imzası var. Ya bunu Tayyip Erdoğan yapamaz Sayın Cumhurbaşkanı. Getiremez. Adam geldi. Allah'a şükür o kötü olay olmadı. Mübariz de dik adam, o da diklendi. Sonra Guli'nin kardeşi Guli ile konuştu, şey yapıldı ama aman. Yani biz bir şey yapmıyormuşuz gibi olmaz. Denip. Guli ne oldu biliyor musunuz? Öldü. Bana dedi ki, aradı, ben dedi Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'de biraz kalıp çıkmıştı. Gitme dedim. Ben orada yokum. Sıkıntı yaşayabilirsin. Ya dedi ben çok güçlüyüm. Mehmet abiyle aram çok iyi dedi Ağar'la. Gitme kardeşim dedi. Başına bir iş gelir. Geldi. Haftası dolmadan öldürüldü. Onların karşı tarafı da, onlar da iyi arkadaşlar. Gereksiz yere bir düşmanlıklar başladı. Sonuç böyle oldu. Her iki taraftaki arkadaş da öldü. İkisi de Azerbaycan Türk. Tamam. Yalan makinesini getirsinler. Bir diyet daha koyuyorum. Bu bileğimi. Guli emniyette gözaltındayken Mehmet Ağar İl Emniyet Müdürü Mustafa Bey'i aradı mı? Bak bileğimi koyuyorum. Herkesin gözünün önünde keseceğim. Telefon tespitlerine bakın, aradı mı? Bu arkadaşı işte bırakabilir miyiz? O da mümkün değil efendim, bırakamayız, imkan yok ama göç idaresine yollattırabiliriz. Yollattılar. Savcılığın kararı var. Göç idaresine şeyine yollattılar. Derin devletin başı polis katili olarak resmi kayıtlarda geçen. Ben rahmetlinin böyle bir şey yaptığına inanmam çünkü milliyetçi bir arkadaştı. Neler neler oluyor değil mi? Ya bileğimi keseceğim diyorum ya. Ya Türkcell'deki operatör tanıdığınız yok mu kardeş? İki müfettiş yok mu ya şunları anlattığımı söyleyeceğim? Bodrum'daki bu limanı küçümsemeyin. Değerinin 1 milyar dolar olması önemli değil. 5 ton her bir gemide gelse her biri zaten bir yat limanı alır. Mübariz dişini çırptı. Uğraşıyor, alacağım diyor. Namuslu adam, canı yanmış. Ya adamı Fethullah Gülen'le sen tanıştırıyorsun. FETÖ'cü değil. Ya bu mahkeme kayıtlarında var biliyor musunuz? Beni Mehmet Ağar'la o tanıştırdı diye.
Deliller var, ispatlar var, uçak bilgileri var. Beraber gitmişler. Mehmet Ağar FETÖ'cü değil. Mübariz FETÖ'cü. FETÖ'cülerin mallarını alacaklar. Hop! Mallar! 1 milyar dolarlık yeri kaç liraya aldılar biliyor musunuz? 29 milyon dolar. Ya mübariz kaç sene evvel 400 küsür milyon dolar harcadı. Şimdiki değeri 1 küsür milyar dolar. Ulan nasıl 29 milyon dolar olur? Orada peysajı 29 milyon dolardan çok tutar. Bahçe, o güzellik şeyleri filan. Dükkanlar, dükkanlar. Ama offshore'da. Bir tane adada şirket kurulumu tabii burada değil. Tolga Ağar hop yazılı anlaşmalı ortak. Ya bileğimi keseceğim diyorum da kardeşim. Yok mu diyorum ya, iki müfettiş. İki müfettiş. Yalan makinesi, et satırı benim elle. Parmaksız Sedat. Kolsuz Sedat diye gezeceğim. Ne kadar enteresan değil mi? Ya bunlar var ya. Bunlar hikayenin başı ya. Daha biz neler konuşacağız? Beni pezemekten aşağı duruma düşürmek istediniz. Beni aynı anda alacaklardı değil mi? Olmadı. Şimdi burayı arıyorlar. Şeyhleri devlet olarak aramıyorlar. Ya bu adam var ya diyorlar. Buradaki şeyhleri. Tabii adamlar beni tanımıyor. Nerede bilsin Sedat Peker? Çoğu tanımıyordur. Ya bu gittiği ülkeyi karıştırır biliyor musunuz? Aman dikkat edin. Allah Allah. Aman dikkat edin. Allah Allah. Ya bunu çıkartın oradan. Nereye gitse karıştırdı. Balkanları da. Lan evimde oturuyorum arkadaş. Nereye karıştırdım ya? Lan birkaç kere çocuklarımı alıp orada da restoranta gittim. Lan ne yaptım? Nereye karıştırdım? Hele o pasaport hikayesini anlatınca bana bu operasyonu yapmak için seven bir kitle var. Adam diyor şu sebeple seviyorum, bu sebeple. Ya bilmiyorum diyor. Niye sevdiğimi bilmiyorum diyor. Ama seviyorum diyor. Onların tepki vermesini engellemek için yaptılar. Hani devletin namusu? Ya pasaport filan yok. Ya size anlatacağım. Deli olacaksınız. Lan bu olmaz diyeceksiniz. Ben orada pasaporttan gözaltına filan alınmadım. Böyle bir şey yok. Bir tane resmimi bir pasaporta yapıştırmışlar. Bu tip bir pasaport organizasyonu var. Onlara operasyon yapılacakmış. Pasaport için. Bir tane el. Şimdi Makedonya'da FETÖ'cüler güçlü. Diğer tarafta da bizim büyükelçilik çok güçlü. Onlar da para dağıtıyor. Aynı FETÖ'cüler gibi yapıyorlar. Büyükelçilik gidiyor. İçişleri Bakanı'yla görüşüyor. Yani biz burada olmasından rahatsızız diyor. Bu çok uzun bir konu. Sordurdum. Ya olur mu, biz seni severiz gene. Bakan Bey. Seviyor bizi bu cenab, bizi seviyor da. Ya sevdiğinize böyle yapıyorsanız sizi sevmediğinize ne dersiniz? Allah muhafaza. Bir tane garip solcu kardeşim. Bak bu namuslu bir solcu. Temiz genç belli. Bana tikelmiş diyor ki reis diyor. Sen diyor reis olabilirsin. Sen diyor Sedat Peker olabilirsin. Sen diyor güçlü olabilirsin. Dünyayı diyor yakamazsın. Dünyayı diyor garipler yakar. Bir şarkı sözü herhalde, oradan hatırlıyor. Ya namuslu adamdı. Vallahi lan ne güzel espri yapmış. Bir taraftan da dikelmiş. Tamam abi kabul ettik. Tırstık. Dünyayı sen yakarsın. Garipler yakar. Bu sefer değil. Allah'a yemin olsun bu sefer değil. Bu sefer ben yakacağım. Çocuklarımın gözyaşları için yakacağım. Bana pezemeklerden aşağı muamele yaptıkları için yakacağım. Ulan bizim evimize köpek sokup narko aradılar. Ulan 5 ton kokain gelmiş, sahibini niye aramıyoruz? Bir tane adamı gözaltına almamışlar. Rezilliğin öbür tarafı. Bugün gene düştü. 600 kilo bir yerde yakalanmış, o da Türkiye'ye geliyor. Devlet açıklama yapmış, Panama devleti. Girin internette bakın. Dünyada anılırımız kokain merkezi. Haydi. Ne oldu bizim imanlı gençlik? Yani biz Türk İslam davasını kuracaktık. Türk İslam davasını dünyaya hükümdar kılacaktık.
Hani Turan'ı kuracaktık? Hani Yüce Allah'ın adını ve adaletini tüm dünyaya hakim kılacaktık? Nerede? Dünyada uyuşturucu tüketiminde geçeceğiz. Adana'da üçüncü. Yani ilk üçe iki tane il sokmuşuz. Ne kadar enteresan değil mi? Kıymetli kardeşlerim, Allah'a emin olsun. Bir tripoda, bir telefona yenilecekler. Billahi televizyonları, paraları, hiçbir şey onları kurtaramayacak. Makamları, devleti, gücünü kullanıyorlar. Kardeşlerim, yüce Allah'a emanet olun. Biz bu vatanın delileriyiz kardeşlerim. Biz bu vatanın fedaileriyiz kardeşlerim. Biz bu vatanın serden geçtileriyiz. Turan'ı kuracağız. Türk birliğini kuracağız. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim.